Türkiye'de alışveriş bayramı mı var, yoksa batan geminin malları mı bunlar? Edirne'de Bulgarlar, Iğdır'da Azerbaycanlılar, Van'da İranlılar. Цяла България пазарува буквално с чували. Три пъти повече. Niçin komşularımız Türkiye'ye akın ediyor? Çarşı pazarda muhteşem bir ucuzluk var da bundan vatandaşın haberi mi yok? Türkiye'dekilerin bir kısmı hava kararınca atılan sebze meyveyi toplamak için semt pazarının yolunu tutarken bir kısmı da ucuz ekmek kuyruklarında sıra bekliyor. İki farklı Türkiye fotoğrafı. Birinci kare komşuların yüzünü güldürürken, ikinci karede çöken Türkiye'den yürek burkan sefalet görüntüleri var. Korona olduğum sonra biz durumumuz çok kötü oldu yani. Eşim de çalışmıyor. 3 tane bebek daha var. Oysa Adalet ve Kalkınma Partisi yola çıkarken buraya gelineceğini vaat etmemişti. Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacak, fert başına gelir 25-30 bin dolara çıkacaktı. ...19 yıllık iktidarın ardından Avrupa Birliği yolunda dümen kıran AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, ekmek kuyruklarıyla dünya televizyonlarına haber olan Türkiye'nin yeni bir destan yazacağını söylüyor. Erdoğan'a göre yüksek kur, düşük faiz ekseninde dönmeye başlayan Türkiye ekonomi modeli, Çin modelini bile gölgede bırakacak. Çin modeli aslında iflas etmiş bir ekonominin ilanı. Çin'den bile düşük asgari ücretle batılı firmalara ucuz mal vaat edilip Türkiye'de emek sömürüsü daha hazin bir hal alacak. Çin modeli Türkiye'de tutar mı? Cevap, tutmaz. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi ağır aksak bir demokrasiyle bugünlere gelse de Çin'le mukayese edilemeyecek kadar demokratik bir ülke Türkiye. Her ne kadar son dönemdeki geriye gidişler, başkanlık sisteminde temel hak ve hürriyetlerin hiçe sayılması, anayasaya rağmen hukuksuzlukların yaygınlaşması, Türkiye'yi evet Çin ve Rusya'ya doğru yakınlaştırsa da hala mukayese edilemeyecek kadar o eski bakiyesiyle demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye ne siyasi olarak, ne ekonomik olarak, ne sosyal ne de kültürel olarak Çin'le aynı rotaya girebilir. Erdoğan, Avrupa hayaliyle çıktığı yolu Çin malıyla sona erdiriyor. TL'nin değer kaybının ithal malların fiyatlarında enflasyon kasırgası koparacağını sokaktaki Ayşe teyze bile söylerdi. Ancak duvara toslayınca yeni model keşfettik demekten başka çaresi kalmadı. Peki doların TL karşısında bir yılda %134 değer kazandığı bir dönemde krizden çıkmak, komünist Çin'den uyarlama, kolaj bir modelle hallolacak kadar basit mi? Bir market açılışı özel ayçiçek yağında yaklaşık 10 liralık indirim yapınca izdiham ve metrelerce kuyruk oluştu. Metrelerce kuyruk vardı yağ için. Bidon bidon ayçiçek yağı aldılar. Çünkü yaklaşık 10 lira daha ucuza buldular. Kamyon yoldayken nakledilen malın fiyatının %15-20 arttığı bir ekonomide yatırım yapmak cesaret ister. Kaldı ki ayçiçeği yağından buğdaya kadar en temel gıda mamullerini bile dışarıdan alan Türkiye'nin pek çok sektörde ihracat yapabilmesi ithalata bağlı. 2825 lira olan net asgari ücret sene başında 390 dolarken 18 Aralık'ta 171 dolara indi. 2022 yılında geçerli olacak 4253 lira asgari ücret bile 2 günde 30 dolardan fazla eridi. Bakın arkadaşlar, sıra başladı. Devam ediyor. Gördünüz mü benzin kuyruklarını? Gerçek enflasyon %100'ü aşarken benzine, motorine, otogaza gün aşırı 50-60 kuruş zam gelirken zamlı maaşlar dahi kuşa dönecek. Türkiye'den ürün alanları mutlu edecek ucuz iş gücü ise hanelerdeki umutsuzluğu daha da artıracak. Çin ucuz iş gücüne dayalı. Sendikal hakların olmadığı, çevrenin dikkate alınmadığı, karbon ayak izinin hiçbir hükmünün olmadığı,
sürekli üreten vahşi üretim mekanizmasının yerini daha sürdürülebilir bir büyüme ve batıdaki ithalatçıların ondan istediği kriterleri yakalamaya dönük adımlar atıyor. O yüzden batıda şirketler satın alıyor. O yüzden biraz daha hem maliyetlerini daha işçi asgari ücreti dünya standartlarına en azından belli ortalamalara doğru çıkarmaya çalışıyor. Yani Çin'in bile kendisini tadil etmeye çalıştığı bir dönemde biz sadece asgari ücret 300 dolar olsun dünyanın bütün şirketleri bizde üretime gelsin diyerek maalesef burada bir kalkınma, kalıcı bir büyüme modeline geçemeyiz. Çin modeli bu açıdan aslında hükümetin mevcut politikalarının, şu ana kadar uyguladığı ekonomi politikalarının fiilen iflasının ilanıdır. Ve hükümet buna bir ambalaj yapmaya çalışıyor. Tükenmişliğin adı Çin modeline geçeceğiz. Türkiye'de üretim patlayacak. Tabii ki ucuz TL, değersiz TL ve yüksek kurla Türkiye rekabet avantajı kazanabilir ama bu sürdürülebilir olması için Türkiye'nin katma değerli üretime, yüksek teknolojideki, sanayideki bunun yüksek teknoloji ürünlerin payını artırmaya ihtiyacı var. Aksi takdirde ne olur? İşte Bulgaristan'dan Edirne'ye ucuz alışverişe gelir insanlar. Bir Bulgar levası 50 sent, 0.50 TL'ydi. Bundan 8-10 yıl önce şu anda 7-8 liraya geldi. Bulgar levasını bozduran, daha doğrusu 100 euro bozduran çuval çuval minibüs kamyon kamyon alışveriş yapıyor. Çin gömleği demokrasisi ağır yaralı olan Türkiye'ye dar gelecektir. Sokaktan yükselecek itirazlara karşı Çin'dekine benzer bir demir yumruk rejimi kurulması hiç şaşırtıcı olmaz. Çünkü o modelin sır gibi saklanan tarafında daha az demokrasi, daha fazla sefalet var. Felsefe öğretmeniyim. Ancak 5 yıl önce 675 sayılı KHK ile mesleğimden ihraç edildim. 2017 yılında OHAL hukuksuz bir şekilde ihraç edildikleri kamu görevlerine dönmek için eylem yapan kanun hükmünde kararname mağdurlarının, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki uygulamalara itiraz eden öğrencilerin seslerini duyuramayacağı kadar yükseldi otoriterlik duvarı. Tarihin başlangıcına kadar gitmek lazım. Ateşi buldukları için dua ediyor. Önlerinde kendilerini. Nihayet 11 milyon kişinin günlük 3 doların altında bir gelirle hayatını idame ettirmeye çalıştığı kriz günlerinde temel hak ve özgürlüklerin tamamen kaybedilme tehlikesi de baş gösterdi. Ülke ekonomilerini sadece bir veri üzerinden okumaya kalkmak yanıltabilir. Ne başlı başına döviz kuru, ne tek başına politika faizi, ne de enflasyon. Ancak bazen hem bu veriler hem de onların çarşı pazardaki yansıması öyle uzun uzun analizlere gerek bırakmadan durumu özetler. Edirne'de levayla yazılmış fiyat etiketleri Bulgar komşular için. Çünkü sadece dolar değil, sterlin ve hatta Papua Yeni Gine kinası karşısında hızla değer kaybeden Türk lirası, Bulgar levasına kıyasla da komşularına alışveriş bayramı yaşatacak seviyelere indi. 2010 yılının Ocak ayında 1 lira 6 kuruş olan Bulgar levası 10 senede %692 değer kazandı. 2021 yılı Aralık ayı ortasında 1 leva 9 lira 44 kuruşa yükselirken 1 Papua Yeni Gine kinası da 4 lira 24 kuruşa çıktı. Kızdıracağım bir şey, burada pulumuz yapışıdı, alverçileceğim bir şey, çok hayal oldu. Çok seviyorum kardeşimizi, kardeşlerimizi. 2016 yılı Ocak ayında 1 lira 84 kuruş olan Azerbaycan manatı ise 2021 Aralık ortasında 9 lirayı aştı. Manat son 5 yılda Türk lirası karşısında 3 kattan fazla değer kazanınca Azerbaycanlılar da Iğdır'da katıldılar ucuzluk bayramına. Azeriler Nahçıvan üzerinden Iğdır'a geliyorlar. Bu ilk başta hepimizin hoşuna giden bir tablo da olsa, üretip satıyoruz desek de günün sonunda bu halkı, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapacak bir şeye dönüşür. İhracatın böyle bir yönü de vardır. Yani ihracat kapasitesi olmayan şirketlerin buna ayak uydurması mümkün değildir. Küçük ve orta boy işletmeler, çiftçiler aşağıda ezilirler. Birilerinin geliri daha 100 bin dolarların üzerine çıkarken halkın geliri işte
fert başına gelirin 12 bin dolardan nasıl 9 bin doların altına 2013'ten bu yana gerilediğini görüyorsak bu daha da geriye gider. Türkiye oysa 10 ekonomi arasına, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflemişti 2011 yılında. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaydı. Bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün başbakandı. 500 milyar dolar ihracat ve ilk 10 ekonomiden biri 1 trilyon doların üzerinde bir milli gelir. Fert başına gelirinde 25-30 bin dolara çıktığı bir hedef var. Şimdi bu hedef dururken biz Brüksel'e diye yola çıktık. New York'a diye, Londra'ya diye, Lüksemburg'a diye, Amsterdam'a diye yola çıktık. Baktık yolda işler bir şekilde bozuldu ve maalesef Türkiye rayından çıktı. O zaman bari dümeni, rotayı Çin'e kıralım diyoruz. Bu doğru bir karar değil. Türkiye'de bunu vatandaşa kabul ettiremezsiniz ve bunun siyasi sonuçları da olacaktır. Ben yani çok ekonomiden anlayan biri değilim ama dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum, her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatımızı? Şöyle. Ancak sosyal medya üzerinden istifa edebilen damat bakanın dolarla mı maaş alıyorsunuz sorusu süreç derinleştikçe zihinlerde yankılanacak elbet. Muhalifler dahi o görkemli CV'ye bu cehaleti yakıştıramasa da dolara karşı bu sözüm ona cool duruşun bedeli belli ki bu kadar soğukkanlı ödenemeyecek. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı asgari ücretliden memura, işçiden emekliye, sabit gelirlinin cebine ateş olarak düştü. Hükümet gereğini yapacaktı tabii. Normal şartlarda, hatta bu kriz ortamında bile beklenmeyecek bir şekilde asgari ücret 4253 lira olarak belirlendi. En alt rakamı 4250 lira olarak uygulanacaktır. Ne var ki evindeki gelişmelerden de cesaret alan doların durmaya niyeti yoktu. Ya da Türkiye'de birileri sanki dolar karşısında liranın değerini hala yüksek buluyordu. Çünkü Merkez Bankası'nın hamleleri de, Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları da liranın çilesinin kolay kolay bitmeyeceğini gösteriyor. O daha sözlerini tamamlamadan biraz daha havalanıyor ya da Türk lirası yer çekimine biraz daha yeniliyordu. Faiz, döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi kısa bir anlatımla kavramak gayet mümkün. Bakın tekrar söylüyorum. Açık net söylüyorum. Arkadaşlar, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ne var ki yetki isterken faiz, kur ve enflasyonla nasıl mücadele edilir dersi vereceğini söyleyen ekonomist olma iddiasındaki Erdoğan, faiz sebep, enflasyon sonuçtur tezine henüz alıcı bulamadı. İktidarının ilk yıllarında henüz Avrupa Birliği rotasındayken iktisat bilimine çok tartışmalı katkılar sunmak gibi hedefleri yoktu. Uzmanlığın öne çıktığı kadrolarla eşyanın tabiatına uygun davranıyor ve eleştirilere rağmen rakamsal verilerde dünyanın da takdir ettiği bir başarı yakalıyordu. Bugünse derinden hissedilen kötü gidişi örtmek için yine rakamlara başvuruyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun sihirli dokunuşlarına. 90'larda şirketlerin içinin boşaltılması gibi partisinin içini boşaltan Erdoğan, kendisine itiraz edebilecek kimseyle çalışmıyor artık. Yola beraber çıkılanlarla belirlenen rota da değişti. Çin modeli, hatta Bangladeş modeli olmasının da bir önemi yok biçilen yeni gömleğin. Ekonomi bu kadar can yakarken belli ki Erdoğan ve onun yerinde kalmasını isteyenler, ekonomik arayış kamuflajıyla pozisyonlarını pekiştirmekten başka bir şey düşünmüyor. Hatta konumlarını sağlamlaştırmak için ekonominin daha da sıkıntılı bir sürece girmesi planları dahilinde olabilir. Ekonomik model demir yumruk tarzında siyasi kararlarla ve özgürlüklerin daha da daraltıldığı, Türkiye'nin daha da otoriter hale geldiği bir rejime dönüşecekse o zaman zaten esas gizli ajandayla o zaman karşı karşıya gelir vatandaş. Zaten o gün artık iş işten geçmiş demektir. Bu açıdan Çin modeli ekonomik bir model olarak Türkiye'ye bu elbise uymaz. Bu elbise Türkiye'ye dar gelir.
bu tarz bir anlamda fantezilerin peşinde koşup büyüklere masallar anlatıp Türkiye'yi daha da geriye götürmenin anlamı yok. Körfez ülkeleriyle yürütülen görüşmeler umut olarak sunulurken, hedefin Doğu Asya tipi bir üretim modeli üzerine inşa edilecek yine Asya tipi totaliter bir rejim olması kimi şaşırtır ki? Bu krizden çıkış mümkün mü? Dolar nerede duracak? İnsanların yüzü ne zaman gülecek? Bütün bunların cevabını Erdoğan'ın hamleleri kadar muhalefetin ve bizzat devletin sahibi vatandaşın hakkını arama azim ve kararlılığı belirleyecek. Formül öyle çok karmaşık değil aslında. Kriz ne zaman biter bilinmez ama vatandaşın her gün fakirleştiği bir gerçek.